Şimdi İstanbul'un fethi Hristiyan dünyası açısından düşünecek olursanız büyük bir şey. Felaket olarak nitelendirilen, travma olarak nitelendirilen bir konu. Çünkü İstanbul Doğu Hristiyanlığının merkezi. Yani iki kutuptan bir tanesi. Ve bu kutup olan İstanbul Türkler tarafından alınıyor. Yani İslam olan Türkler tarafından alınıyor. Ve burası yani Ayasofya'dan da öte İstanbul'un Türklerin eline geçmesi çok rahatsız ediyor Hristiyan dünyasını. Nitekim ya benim burada kayıtlarımda da var ama mesela İstiklal Gazetesi'nde falan İlk da Hristiyan çıkıyor. Başkenti hocam. Evet yani Hristiyanlığın ilk merkezi. Mesela Wilson falan Amerikan başkanı işgal edildiği zaman İstanbul bir daha Türklerin eline verilemeyecek kadar önemli bir şehirdir diyor. Aynı şeyi Fransız başbakanı söylüyor. Yani bütün Batı'nın aslında şimdi tarihçi olanlar şunu bilir. Haçlı seferlerini düşünün. Haçlı seferlerindeki hedef nedir? Yani 1, 2, 3, 4 diye 7'ye kadar gitmiş Haçlı seferleri. Bunun 4 tanesi daha çok etkilidir. 4. İstanbul'un işgaliyle sonuçlanmıştır. Daha ileriye gitmemiştir. Şimdi sebep nedir Haçlı seferlerindeki sebep? Anadolu'ya gelmiş Türkler ve Diyar-ı Rum denilen Roma topraklarına hakim olmuşlar. Ve yeni bir medeniyetin filizleri burada çıkmış ortaya biliyorsunuz. Pek çok eserle beraber. Haliyle Anadolu'da Türklerin ve İslam'ın kök salmasını hazmedemedikleri için aslında Haçlı seferleri çıkıyor. Çünkü Kudüs de aynı şekilde Türklerin elinde. Dolayısıyla İslam'ın elinde öyle söyleyelim daha geniş anlamda söyleyecek olursak. Bunu önlemeleri lazım adamların. İslam'ı temsil ediyorlar değil mi? Dolayısıyla Türkleri buradan atmak için Haçlı seferleri tertip edilmiş. Sonuçta şu var, İstanbul'un kuşatılması ilk defa Türkler tarafından yapılmıyor. Emeviler zamanında da var. İşte biliyorsunuz işte Eyüp Sultan, hayır İslamlar açısından söylüyorum. Evet. Eyüp Sultan Hazretlerinin burada defnedilmesi İstanbul kuşatmasında vefatından dolayıdır. Dolayısıyla İslam kuşatmaları vardır. En önemlilerinden bir tanesi de Balkanların kuzeyinden yani Karadeniz'in kuzeyinden gelen Peçenekler kuşatmıştır İstanbul'u. Ve Kumanların yardımıyla, Makedonya'daki Kumanların yardımıyla ancak Peçenekleri durdurabilmiştir İstanbul İmparatoru. Ve Peçenekleri dağıtmıştır. Hatta Anadolu'ya da sürgün etmiştir. Anadolu'da mesela Osmanlı döneminde bile Çemişgezek defterlerinde, başka Kayseri'de, diğer tahrir defterlerinde hep Türk ismi, Orta Asya Türk ismiyle Hristiyan zimmilerden bahsediliyor. İsimler geçiyor. Mesela Hristiyan. Sevindik, Güvendik, Burak isimleri var Hristiyan. Yani şeyde, tahrir defterlerinde. Haliyle Anadolu Türklüğü Selçuklulardan önce bile vardır. Ama nitekim zaten hep tarih kitaplarımızda ilk herkes bilir bunu. Alparslan ile Diyojen'in çatışmasında, savaşında Hristiyan Türklerin, Bizans şeylerinde askerler içinde bulunan Türklerin Alparslan'a geçişiyle birlikte savaşın kazanıldığı ifade edilir. Şimdi bütün bunlar tabii bir gerçek ama burada önemli olan şey şu. Sürekli olarak bir Haç-Hilal çatışması hep olmuştur. Bugün de olmaktadır. Yani yoktur demesi kimse tabii. Yani kimse bunu böyle şekilde bu iddia etmesi yani çok havada doğru, kalır. Çok doğru. Bu var. Yani kim ne derse desin. Şimdi şöyle düşünün. Hilal-Haç çatışmasının en bariz örnekleri bugün İslam dünyasında. İslam dünyası daha doğrusu bir pazar halindedir. Batı'nın pazarı halindedir. Ama enerji merkezlerinin bulunduğu yerdir. Ve sürekli şu an çatışmaların temelinde bunlar vardır. Yani nedense İslam dünyasında bakın şöyle haritayı da gözünüzde canlandırın. Her tarafta nükleer enerji merkezleri varken Japonya'sından, Rusya'sına, Almanya'sından, Fransa'sına, İngiltere'sine vesairesine. Ama İslam dünyasında bir tane bile yoktur. İslam dünyası bunu yapmaya kalkıştığında hemen Batılılar... Pakistan'ın mı? Pakistan'da bir tane. Bir tek Pakistan'ın var. İran kurmaya çalışıyor. Neler oluyor biliyorsunuz. Türkiye'de hocam 55'te başlamış. Nükleer. Ama bir türlü hale oluşturamadılar. Yani 55'te başlamış. 60 ve hep yani. Şunu söylerler. Müslümanlara güven olmaz. Neden güven olmaz? Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye biz atmadık ki bombayı. Yani Amerika attı. Veya nükleer enerjiyi biz kullanmadık ki. Silahı biz kullanmadık ki. Müslümanlar kullanmadılar. Şimdi dolayısıyla bütün bunları göz önüne aldığınız zaman bu dinler arasında ne diyalog olabilir ne de Hilal-Haç çatışmasının önüne geçebilirsiniz. Bu gizliden gizliye vardır ve sürekli olarak ya misyonerleriyle ya başka türlü gerçekleşir.